mezarım yaskayım. Teşekkürler, teşekkürler. Tebrikler Selçuk'cum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Seki, hemen sizle başlamak istiyorum. Zülüfa'da türküyü çok seviyorum demiştiniz. Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ne o Selçuk? Al onu, al bakalım. Tarsus'tan geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nereden? Evet. Tarsus'tan gelmiş hediye. Ben bir şey söylemek istiyorum, izin Söyle verirseniz. Söyle Selçuk'cum, tabii. Tarsus'tan gelen benim misafirlerim var, akrabalarım var. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Selçuk'un, evet, akrabaları, misafirleri, hoş geldiniz. Ayrıca ben dün 11. evlilik yıl dönümümdü, 16 Mayıs. Ne güzel. Buradan eşime sonsuz saygılar, sevgiler. Allah razı olsun ondan. Selçuk ve eşinin ismi neydi eşinin? Gülay. Gülay. Evet. Selçuk ve Gülay'ı bir hep beraber evlilik yıldönümlerini kutlayalım mı? Ahmet Özden de çok güzel çaldı Love Story. Allah bir yastıkta kocasın Cem diyoruz. Cemcimlerimizi. Peki. Deniz Seki'ye dönelim bakalım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili konuklar, Deniz Seki'yi bir dinleyelim. Buyurun Deniz Hanım. Bir kere en sevdiğim türkü, gerçekten çok seviyorum. Çok özel bir türkü bence. Neşet Ertaş'ın ellerine, yüreğine, ruhuna sağlık. Selçuk, detone oldun ama şunu fark ediyorum son iki haftadır. Hani Müslüm Gürses'in sesine benzetiyorduk ya senin sesini. Sen artık kendi sesini, rengini bulmaya başladın. Bu çok hoşuma gidiyor. Tabii ki Müslüm Gürses'e ses renginin benzemesi çok güzel bir şey ama kendini bulman senin adına çok faydalı bir şey. Onu görüyorum. Yani sesini yavaş yavaş bize böyle duyurmaya başladın gibime Teşekkür geliyor. Teşekkür ederim. Çok güzel söylüyorsun. Biraz detone oldum. Belki salondaki alkışlardan dolayı duyamadın mı bazı yerlerde, bilmiyorum. Ritim kaçırdın falan, bir şeyler oldu ama. Oluyor bazen, oluyor. Oluyor insanlık. Tebrik ederim. Bu arada siyah da sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Süper. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Seki. Seyfi Bey, size dönebilir miyiz? Bir laf vardır, sevdin mi her şeye katlanırsın diye. Ben de çok seviyorum Selçuk. Burada biraz ritimden kaydı, biraz kaçtı etti ama sevdiğim için her şeyi çok güzel görüyorum. Kostüm çok güzel. Bu belindeki çorabına uymuş, çorabın yüzüne uymuş. Yani şöyle diyebilir miyiz? Buyurun efendim. Çorap yüzlü Selçuk. Tamam. Ne Hayret istersen. Şey, nasıl benzetirse, nasıl yakışır çorabın yüzüne. Ben konuşayım, sonra siz konuşursunuz İbrahim. Yok, ben araya girmek mecbur. Bazen eksiklikler oldu mu girmek mecburiyetindeyim yani. Ne eksikliğini, senden mi tamamlayacağım? Evet. Allah seni. Evet. Ah Seyfi Bey. Özlüyorum. Ah, İnanın Seyfi sizi Bey. Özlüyorum. Pazartesini dört gözle bekliyorum. Ben iple çekiyorum. Ne zaman gelecek bu çarık ağızlı da konuşur? Ay, pardon. Yavrum ne diyeyim, gayet güzel. Bu değil tabii, biliyorsunuz bu bir değişiklik, bir renk olsun diye bu yapıldı. Şimdi öbür parçanı çok merak ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Her beni görüşte elimden öpme, sinirleniyorum. Dedenmişim gibi. Çok teşekkürler Sevgi Bey. Tarsus'a da gelirsem size yatıya geleceğim. İnşallah, beklerim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Garo Bey, bir şey sormak istiyorum. Türkü söylemek zor mudur? Yani hafif, normalde hafif müzik sanatçıları için türkü söylemek zor bir şey midir? Canım, türkü, halk müziği hakikaten çok zor. Bunun çok güzel üstadları var ülkemizde. Onları hepsini saygıyla selamlamak isterim. Hakikaten zor. Yani herkes türkü söylerim diyor. Fakat o kadar basit bir şey, katliyen değil. Bu ne olur iyi bilinsin. Çok zor bir şey. Selçuk'u nasıl buldunuz? Selçuk
Deniz'e ben çok katılıyorum. Geçen haftalarda da söylemiştim. Selçuk artık Selçuk. Yani kendine has bir tarzı vardı Selçuk'un. Tabii ki Sayın Müslüm Gürses'e benzettik ilk başta. Fakat Selçuk artık kendisi olmaya başladı. Deniz'cim çok haklı. Mutlaka İbrahim'e de çok bir şeyler katacaktır buna. Ben bunu görmekten çok mutluyum. Belki Selçuk'un sesi şu kadar zannetmiştik. Fakat geçen hafta sesini açmaya başladı. Selçuk her hafta değişik bir kimlik kazanıyor. Ve Selçuk'un tabii ki en güzel şey mütevaziliği. Allah bozmasın Selçuk. Evlilik yıldönümünü kutlarım. Kızlarımı, torunlarımı öpüyorum. Başarılar. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey. Şimdi geçen hafta bir sürpriz oldu. Sürpriz. Sürpriz. Biraz İngiliz gibi konuş. Surprise. Mesela şey gibi mi yani? Surprise. Mesela Köln. Yap bakayım surprise. Köln değil deme. Köln. Köln. Ha. Köln. Ha. Olsun. Surprise. Yap bakayım. Yapacağım merak etme. Surprise. Ah benim Seyfo hocam. Ay. Eyvah eyvah. Vallahi daldım. Vallahi daldım. ayısın sen normalde bu kadar. Ya ben efendim daldım Allah ben affetsin. Yalnız. Ay. Kuliste çok konuştular da bu konuyu sevgili izleyiciler. Bu Seyfo meselesini. Yemin ederim da. Tamam atlayın bunu hadi. Seyfi Bey çok kızıyormuş. Öyle hayır, mi Seyfi? Hayır kızmıyorum yani. Ya yok vallahi daldım yemin ederim daldım. Sana yedi dağın haydutları dalsın inşallah Allah seni. Özlüyorum dedim. Hayatta özlemiyorum. Benim pazartesi kabusum. Bir sürpriz yapacağım. Özür dilerim vallahi. Bu alışkanlık kötü bir şey ya. Neler gitsin. Vallahi. Abi. Geçen hafta bir sürpriz oldu gerçekten. Evet. Selçuk birdenbire ikinciliğe yükseldi. Yani indi demeyeyim çünkü o hep yıldızı yukarılarda. Selçuk'un yıldızı da zayıftır öyle ikinciliğe hiç tahammülü yoktur. Ama geçen sene biz kızımızı anlattık. Sezen kızımızı anlattık. Biz sadece iyi sesleri, biz niye oturuyoruz burada? İyi sesleri anlatabilmek için. Biz sesinin iyi olduğunu, yorumunun güzel olduğunu anlatınca insanlar da bizi dikkate alıp o şekilde dinlediler. Evet. Dinleyince oylar yağmaya başladı ve kız büyük bir sürpriz yaptı. Bu demek değildir. Bu önümüzdeki haftada Selçuk ikinci olacak. Belki üçüncü olur. Hatta dördüncülüğe kadar gitsin. Niye diye sorun. Bir dakika. Niye diye sorun. Çünkü birinci olursa ben Selçuk'a kaset yapamayacağım. Anladın mı? Birinci olmayıp üçüncü falan olursa Show TV ama bu da nasıl olsa birinci olmadı buna kaset yapmayayım der. Atar bir kenara ben onu kenardan alır tepeye çıkartırım. Yani bir dakika. Buyurun. Bir dakika. Konuş. Tepeyi çıkarmak gerekiyorsa bundan evvel İbrahim'i çıkaraydın. Hangi? Giden İbrahim'i. Onu ben ne olduğunu söyledim. Ne dedin? Ne olduğunu söyledim. İnsanlar biliyor. İnsanlar bugün Sezen'e 2000 telefon ettireceğini İbrahim'e ettireydi. Hiç İbrahim için şu kadar İbrahim için yemin billah ediyorum aklımın ucuna bile gelmedi o gerilerde kalacak. Eğer öyle bir şey olsa bırak 10 bin tane 100 bin tane gene gönderttirdim. Ne olacak? Ne olacak? Ama benim yemin ediyorum aklımın ucundan bile geçmedi. Hakikaten geçmedi. Atmaya gelince çok atıyorsun. Niye? Peki. 100 bin tane atardım. İbrahim Bey. Biz teşekkürler arkadaşlar. İbrahim Bey buyurun. Biz bütün seçtiğimiz çocuklarımızı gözümüz gibi bakıyoruz onlara gerçekten. Yemin ediyorum pazartesi salıyı iple çekiyorum. Şu üçü özlüyorum. Bir, insanların tezahüratını özlüyorum. İki, ve çocuklar ne yapacak? Neler seçtiler? Neler okuyacaklar diye merak ediyorum. Dört, yemin ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Selçuk'un
Eğer Türkiye'nin yeni popstar olmasını istiyorsanız cep telefonlarınıza 109 yazıyorsunuz ve 2955'e gönderiyorsunuz. Bakalım sıcak odada neler oluyor. Osman Tan, yanımda köy düğününden kaçmış bir gelin Burçin. Burçin'cim, folklorik kostümün gerçekten çok şık. Üstelik çok da güzel bir hikayesi var değil mi? Evet, kıyafetin kendisinden güzel hikayesi. Bu üzerimde görmüş olduğunuz kostüm benim anneannemin annesine ait. Rahmetliyi burada anıyorum. Ve ondan emanet kaldı.